Bismillahirrahmanirrahim, efendim hepinize hürmetle, muhabbetle selamlıyorum, bir pazar günü hafta sonu dinlenme gününde vakit ayırıp programımıza katıldığınız fakiri dinleme lütfunda bulunduğunuz için hepinize şükranlarımı arz ediyorum hafta içi akşamları akşam derslerim başladığı için salı günü yaptığımız muhtad olarak bu sohbetlerimizi bu haftalık pazar gününe bu saate aldık. İnşallah hafta içi daha uygun bir akşama almaya da çalışacağız. Efendim bugüne kadar yapmış olduğumuz sohbetlerimizi dikkate aldığımızda bu sohbetlerde işlemeye çalıştığım gücümün yettiği ölçüsünde bilgilerimi sizlerle paylaşmaya çalıştığım bu konuları tamamlayıcı mahiyette olduğuna inandığım bugüne kadar yapmış olduğumuz sohbetlerin daha iyi anlaşılmasına katkı sunacağını düşündüğüm bir konuyu İslami ilimler ve hadis konusunu sizlerle konuşmaya, müzakere etmeye çalışacağım. Böyle bir başlık aslında farklı yönleriyle İslami ilimlerde anlam problemini konuştuğumuzda kısmen bazı yönleriyle el aldık. Benim kendi YouTube kanalımda yapmış olduğum Kur'an-Hadis ilişkisi e, derslerimde ele aldığım konularla kısmen benzerlik arz edebilir. Fakat hemen daha en başından ifade etmeliyim ki sizinle bu kanalda paylaşacağımız konu doğrudan bu yapmış olduğumuz sohbetlerin içinde tam anlamıyla bulunmayan farklı bir perspektifi farklı bir bakış açısını sizinle paylaşmaya çalışacağım. Bu itibarla yapılan bu konuşmaları diğerleriyle birlikte bir bütün halinde dinlediğinizde öyle ümit ediyorum ki bu sohbetler siz değerli izleyenlere ve sevgili öğrencilerime önemli bir perspektif ve bakış açısı kazandıracaktır. Ee, sözü uzatmadan ve bu tatil gününde sizi daha çok fazla meşgul etmeden hemen müsaadenizle konuya geçmek istiyorum ve her zaman yaptığımız gibi e, tahtamıza başlığımızı koyalım ve buradan e, devam edelim. İslami ilimler ve hadis konumuz. İslami ilimler ve hadis dediğimizde bir yönüyle İslami ilimlerin kısa bir tarihçesini, İslami ilimlerin ortaya çıkışını ve bu tarihçe içerisinde hadis ilminin yerini nerede durduğunu ve yine İslami ilimlerin teşekkülünden sonra şahit olduğumuz bu ilimlerin olgunlaşma gelişme süreçlerinde hadisin nereye tekabül ettiğini ve nerede durduğunu sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Biraz daha konunun mantığını ifade etmek bakımından müsaade ederseniz bir hususun altını çizmek istiyorum. O da bu sohbetin amacı İslami ilimler ile hadisin ilişkisine değinmek değil. Bilakis İslami ilimlerin ve hadis ile olan ilişkisinden hareket ederek size bir projeden bahsetmeye çalışacağım ve bu projenin en önde gelen seleflerimizden, bizim üstadlarımızdan, temsilcilerine, kendi dönemimizde, çağdaş dönemde bu konuyla ilgili düşünen, yazıp çizenlere atıfta bulunarak aslında bugünkü sohbetimizde bir projenin diğer bir ifadeyle hadis ilminin yeniden konumlandırılmasına ilişkin bir öneride bulunmaya çalışacağım. O zaman birkaç maddede ele alacağımız konumuza girecek olursak değerli izleyenler Birincisi, el alacağımız konu, İslami ilimlerin teşekkülü. Çok kısaca, İslami ilimlerin teşekkülünün üç ana faktöründen söz ederek konuya girmek istiyorum. Ve daha önceki bu konunun benzeri sohbetlerimde de üzerinde durmaya çalıştığım gibi İslami ilimler dediğimizde bu İslami ilimlerin Hazreti Peygamber'in vefatından sonra vefatından sonra ortaya çıktığı her zaman akılda tutulmalıdır. Çünkü Hazreti Peygamber hayattayken daha önce de farklı münasebetlerle vurguladığım gibi İslami ilimler diye herhangi bir şeyden söz edemeyiz. Orada her şey Hazreti Peygamber'den ibarettir. Allah Resulü'nün vefatından sonra onun bıraktığı yeri çok doğal olarak yetiştirdiği güzide öğrencileri, talebeleri olan sahabe-i kiram doldurmaya çalıştılar ve İslami ilimler de işte bu Sahabe-i Kiram'ın Hazreti Peygamber'den kendilerine intikal eden dinin tebliğini, yayılmasını ve öğretilmesini, talimini kapsayan bir faaliyet başlattılar. Dolayısıyla A İslami ilimlerin başlangıcı sahabenin sahabenin İslam dinini yayma bağlamında tebliğ talim öğretme ve temsil olmak üzere bu üç önemli unsurdan hareketle kendileriyle birlikte yaşayan tabi'in nesline sahabiyle birlikte yaşayan topluluğa tabi'in diyoruz. Tabi'in nesline ee, İslam'ı tebliğ etmek, yani Hazreti Peygamber'in davetini ulaştırmak, İslam'ın mesajlarını, emirlerini, yasaklarını, muhtevasını onlara talim edip öğretmek ve bir de Hazreti Peygamber'de gördükleri üzere Allah Resulü'nün onlara öğrettiği ve temsil ettiği gibi onlar da bu temsili tabi'in nesline yapmak suretiyle tebliğ, talim ve temsil olarak üç başlıkta özetlemeye çalıştım. Unsurla sahabe tabi'in ne bir gördüğünüz gibi talim, temsil, tebli bunların hepsi bir eğitim öğretimdir. Bir eğitim öğretim yani dinin eğitilmesi ve öğretilmesi olarak ifade edeceğimiz bir faaliyetti. İşte bu birinci A olarak ifade ettiğim faaliyet geleneğimizde İslami ilimlerin ilk ortaya çıkışının nüvesi ve çekirdeğidir. Şimdi farklı bir renkle yazalım. B görsel olmak ve e, hayallerinizde iz bırakması için böyle yapıyorum. B şıkkında ise şurada kendilerinden bahsettiğimiz tabi'in nesli tabi'in nesli doğal olarak tabi nesli. Sahabe-i kirama mushafın anlamını dikkat duyunuz. Mushaf diye özellikle kullanıyorum. Mushafın anlamını ne anlama geldiğini, bu ayet ne söylüyor, ne zaman indi, kime indi, ne anlamalıyız, bu sure neden burada duruyor, niye bu surede bu kadar ayet var, ne zaman indi, ne münasebetle indi gibi mushaf bağlamında sahabeyi kirama sormuş oldukları soruların başlattığını söyleyebiliriz. Yine tabi'in neslinin tabi'in neslinin bunu efendim iki olarak yazalım. E, şuna da bir diyelim. Tabi'in neslinin Hazreti Peygamber sevgi ve merakı. Hazreti Peygamber sevgi ve merakı. Doğal olarak bu nesil kendilerinden çok az bir zaman önce bu dünyadan göç etmiş olan sevgili peygamberimizin hem zatını merak ediyorlar, hem sözlerini merak ediyorlar, hem davranışlarını ve dini örnekliğini merak ediyorlar. Dolayısıyla değerli izleyenler, tabi'in neslinin bu doğal tabi'i refleksi, Kur'an'ı anlama ve Hazreti Peygamber'i merak etme, Kur'an'ı yani musafı anlama çabası tefsiri Hz. Peygamber'i merak etme, öğrenme çabaları da hadis dediğimiz ilmin yine ilk başlangıcı ve nüvesini oluşturacaktır. Bu itibarla hemen ifade etmeliyim ki İslami ilimlerin teşekkülü çekirdek halinde ortaya çıkışı sahabenin hayatta olduğu ve tabi'in nesline hem Kur'an'ı hem de Hazreti Peygamber'i ve elbette bu bağlamda İslam dinini öğretmeye bağlı olarak ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Bir üçüncü önemli faktör sevgili izleyenler sonra tahtanın sol kısmını kullanacağım. Bir üçüncü faktör yani C sahabe-i kiramın yine çok önemli bir miktarının hayatta olduğu süreçte başlayan ve ilk defa Hazreti Ebubekir'in hilafete seçilmesi ile tetiklenen imamet ve hilafet problemi ki bizim El Milal ve ve Nihal yazarlarımızı yani mezhepler tarihi yazarlarımıza baktığımızda Eşari'nin makalatından efendim e daha sonra yazılmış olan e bu türde yani mezhepler tarihi e, türünde yazılmış olan el elmilel ve El-Nihal'ine kadar e, hepsinde hemen hemen ortak olan kanaat şudur. Müslümanların Hazreti Peygamber'den sonra e, maruz kaldıkları en ciddi problem imamet problemi yani hilafet problemi. Bu imamet hilafet problemi bağlamında sorunu bağlamında Gelişen olaylar beraberinde daha sonra işte daha önceki farklı sohbetlerimde dile getirmeye çalıştım. Hadis usulü derslerinde de özel bir ders olarak e, işlediğim sahabe devri ve hadis başlıklı dersimi dinleyebilirsiniz. E, Hazreti Muaviye ile Hazreti Ali arasında ortaya çıkan hakem olayı ve bu hakem olayı hicri 37'dir bu hakem olayına bağlı olarak ortaya çıkan fırkalaşma. Bu fırkalaşmada Hazreti Ali taraflarları daha sonra Şia'ya iktidar kendilerini Hazreti Peygamber'in temsilcisi olarak görüp el sünnet olduklarını iddia edecekler. Diğerleri de hariciler olmak üzere üç fırkanın ortaya çıktığını görüyoruz. İslami ilimlerin ortaya çıkışının en önemli faktörlerinden biri de işte bu fırkalaşmadır. Buraya onu yazmalıyım, farklı bir renkle müsaadenizle yazayım. Evet, bu fırkalaşma beraberinde İslami ilimlerin teşekkürünü e, fırkalaşma teşekkürünü hızlandıran bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Efendim, neden fırkalaşma? İslami ilimlerin birinci ve ikinci maddede doğal seyrini, tabii seyrini hızlandıran bir faktör olarak karşımıza çıktığı hususu üzerinde biraz durmam lazım. Çünkü şurada gördüğümüz bu her bir fırka kendilerini ehli hak, diğerlerini ise ehli dalalet olarak görmeye başladı. Bu belki de çok doğal bir sonuçtur. Yani fırkalaşmanın sonucunda karşımıza çıkan en önemli sonuç fırkalaşmanın sonucu Müslümanların ehli hak ve ehli dalalet olarak ayrışmasıdır. Müslümanların ehli hak ve ehli dalalet olarak ayrışmasının beraberinde getirdiği zorunlu bir başka sonuç da ehli hak oluşun ehli hak oluşun ya da ötekinin ehli dalalet oluşunun neye bağlı olduğu? Neye göre sen ehli haksın ve neye göre öteki ehli dalalettir? İşte bu neye göre sorusu beraberinde ilk defa bizim geleneğimizde istidlal dediğimiz bir hususu ortaya çıkardı. Sevgili izleyenler ve değerli öğrencilerim, istidlal her zaman bilginin ve ilmin başlangıcıdır bilginin başlangıcı istidladır. Ancak bir bilinmeyen istidlal yoluyla o bilinmeyeni bilinir kılacak bir delilden hareket edilerek maluma bilgiye dönüştürülür ve bu bilginin temeli istidlaldir. Onun için de tüm mantık ve felsefe hazırlık derslerinde İstidlalden başlayarak ders veririz. Önce istidlal bahsi üzerinde dururuz. bu istidlal yani herkesin kendisinin ehli hak, ötekisinin de ehli dalalet olduğunu kanıtlama her tür izleyicilerimizin istifadesi için istidlale kanıt diyelim. Kanıt, kanıtlama. Kanıtlama zorunluluğu ortaya çıktı. <laughs> Müsaadenizle bu üç şıkta el almaya çalıştığım İslami ilimlerin teşekkülü ve doğuşuna ilişkin her üçünü de doğrudan ilin, ilişkilendirecek ve ilgilendiren bir sonucu bu sol tarafa doğru yazmak istiyorum. İstersek Hazreti Peygamber'in vefatını mütakiben sahabe-i kiramın doğal bir yolla İslam dinini yaymak, Hazreti Peygamber'den devraldıkları İslam'ın tebliğini, vahyin ve Kur'an'ın tebliğini bu görevi yerine getirmek üzere e, ve yine Hazreti Peygamber'in örnekliğini ve temsilini öğretmek üzere başlamış olsun. İster tabi'in neslinin tefsir merakından ve hadis merakından başlamış olsun. İsterse Müslümanların Erken dönem aralarında ortaya çıkan politik ve siyasi problemlerin nihayet e, Müslümanlar arası bir ihtilafa ve bir fitneye dönüşmesi sonucunda her fırkanın kendisini hak ötekini de ehli dalalet ve batıl olarak görmek ve bunu da kanıtlamak üzere Kur'an'a ve hadise başvurmaları Kur'an ve Hazreti Peygamber. Hazreti Peygamber deyince onun hadisi ve sünneti. Bu ikisine başvurmaları. Görüldüğü üzere isterse bu şekilde bir istidlal amacıyla Hazreti Peygamber'e ve Kur'an'a başvurulmuş olsun. isterse A ve B şıklarında ifade etmeye çalıştığım gibi sahabenin ve tabi'in neslinin Kur'an ve Hazreti Peygamber'i öğrenip öğretme çabaları olsun. Her ikisinde de iki ilmin başlangıç itibariyle İslam geleneğinde iki ilmin ortaya çıktığını söyleyebiliriz. İlk teşekkül eden ilim bir tefsirdir. Bu tabi neslinin özellikle musafa anlamasına bağlı ortaya çıkmıştır. Keza sahabenin Kur'an'ı tebliğ edip onu insanlara öğretmesine bağlı. İkincisi de hiç kuşkusuz ki hadistir. Hazreti Peygamber'in mübarek sözleri, onun örnekliği ve sünneti hadis. Böylece şunu net olarak söyleyebiliriz ki, değerli izleyenler. Erken dönem teşekkür eden bu iki ilim, tefsir ve hadis. İslami ilimlerin başlangıcı tefsir ve hadisten ibarettir. Çünkü hem tefsirin hem hadisin bu A ve B C şıklarında ifade etmeye çalıştığım tarihi arka planları itibariyle doğal ve tabii olarak bu ilimlerin Hazreti Peygamber'den sonra zuhur etmiş olduğu gayet açık ve aşikar olarak göründüğü kanaatindeyim. Fakat bir hususa da dikkatinizi istirham ediyorum. O da C şıkkında politik ve siyasi olayların sonucu olarak Müslümanların fırkalara ayrılmasının beraberinde birbirlerini ehli hak ve ehli dalalet olmakla suçlayan ve böylece ilk defa İslam geleneğinde bu suçlamalara bağlı olarak ortaya çıkan kim mümin iman nedir? küfür nedir, kim mümindir, kim kafirdir problemleri beraberinde üçüncü ilmin teşekkülünü de başlattı. Yani fırkalaşmayla beraber bir üçüncü önemli ilim daha başladı. O da kelamdır. Kelamdır. Şimdi burada izleyicilerimizin aklına gelebilir. Aklına gelebilir. Az sonra üzerinde duracağım. ikinci madde olarak üzerinde duracağım. Bu bugün size işlemeye çalıştığım, üzerinde durmaya çalıştığım konunun sadece bir yönüydü değerli izleyenler. İkinci, üçüncü maddelerde üzerinde durmaya çalışacağım. Fıkıh. Fıkhın başlangıcı hadistir. Yani şöyle söyleyeyim. Allah Resulü'nün mübarek sözleri ve onun dini örnekliği, dini örnekliği. Sahabe-i kiramın tabiine, tabiin neslinin de tebe tabiine aktardıkları şöyle yazalım. Sahabe tabiine, tabiin de tebe tabiine aktardıkları işte bu dini örneklik erken dönem fıkıhtır. Buraya yazıyorum. Fıkhın erken dönem e, tabiri caizse larva süreci budur. Hadistir. Erken dönem fıkıh hadistir. Zaten bizim erken dönem kaynaklarımıza klasik kaynaklarımıza baktığımızda ki bu klasik kaynaklarla ilgili dersleri e, benim lisansüstü rehberlik derslerinde inşallah e, okuyacağım. Birlikte öğrencilerimizle okuyacağız. Oradan da takip edebilirsiniz. Erken dönemde fıkhın adı hadistir zaten. Ve hadis dendiğinde hem fıkı hem de ilim anlaşılır. Bunu başka bir renkle dikkatinizi çeksin diye ifade etmek istiyorum müsaadenizle. Hadis erken dönem fıkıhtır. Hadis erken dönem ilim denince ilimden kastedilen şeydir. Hemen hemen ilk yüzyıl içerisinde ikinci asrın ilk başlarını da buna katabiliriz. İlk bir yüzyıl içerisinde ilim dendiğinde bundan anlaşılan şey hadistir. Bundan anlaşılan hadis olduğu için ilim aynı zamanda fıkha, aynı zamanda tefsiri de ilgilendiren bir efendim ortak kavram gibi de gözükmektedir. Bu itibarla netleştirmemiz gerekir ki İslami ilimlerin teşekkülünün erken dönemindeki bu tarihi tablo, tarihi arka planda ilk ortaya çıkan ve daha sonra isimleriyle, usulleriyle, temayülleriyle birbirlerinden ayrışacak olan tefsir, hadis, kelam, fıkıh gibi alanların erken dönem görüntüleri ve ortaya çıkışları itibariyle tefsir ve hadisten ibaret olduğunu söyleyebiliriz. Tabi kelam da bu arada ortaya çıktı. Kelamın ortaya çıkması tamamen fırkalaşmayla birlikte ortaya çıkan iman küfür tartışmasıdır. Çünkü Müslümanların birbirlerini dalaletle küfürle suçlamaları çok ciddi sonuçlar doğuracak iddialardı ve bu beraberinde doğal olarak imanın ne olduğunu, küfrün ne olduğunu, kime mümin, kime kafir deneceğini ve bu bağlamda önemli tartışmaları beraberinde getirdi ki bu tartışmalar daha sonra bütünüyle kelama dönüşecek. Peki o zaman şöyle söyleyebiliriz. Erken dönem itibariyle yola tefsir ve hadisten ibaret olarak çıkan ulum İslamiye kervanı, İslami ilimler kervanı üçüncü aşamada kelamla tanıştı ve kelam bu kervana katıldı. Sonra da hadisten ibaret olan fıkı kendisini ayrıştıracak ve fıkıh alanı olarak ortaya çıkacak. Neredeyse hemen hemen 3. asrın başlarından itibaren de yine hadise bağlı olarak hadisten mülhem olmak üzereyle 3. asrın başlarından itibaren pardon ortalarından itibaren de tasavvufun da artık yavaş yavaş ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Şimdi bu durumda bizim çok önemli bazı noktalar üzerinden toparlayarak gitmemiz gerekir ve İslami ilimlerin yola çıkışıyla yolda dönüşümüne yönelik ikinci bir basamağı ele alabiliriz. Şimdi buradan şöyle müsaadenizle birinci maddeye yeniden hatırlamanız için göstermek istiyorum. Bir İslami ilimlerin teşekkülü ortaya çıkışını söyledik. Şimdi iki İslami ilimlerin ayrışmasından söz edelim. İki, iki İslami ilimlerin ayrışması. Değerli izleyenler daha önceki farklı sohbetlerimde de üzerinde durmaya çalıştığım üzere İslami ilimlerin ayrışmaları bu ilimlerin kendilerine özgü usul metodoloji geliştirmeleriyle olmuştur. Yani geliştirilen metodoloji İslami ilimleri birbirinden ayırt etmiştir. Kelam kendine göre bir metodoloji oluşturarak kelamı fukaha kendilerine göre bir metodoloji oluşturarak fıkıh ilmini sufiler kendilerine göre bir metodoloji geliştirerek tasavvufu ayrı bir ilim dalı olarak ortaya koymuşlar ve bu gelenek ilmi gelenek metodoloji üzerinden devam etmiştir. Bunu yazmama lütfen izin verin. İlmi gelenek kırmızıyla yazıyorum burayla ilişkilendirmek bakımından ilmi gelenek usul üzerinden devam eder. Bu itibarla bir usule, bir metodolojiye sahip ilimler ayakta kallar varlıklarını devam ettirirlerken bir usulü, bir metodolojiyi geliştirememiş ilimler ise bu metodoloji ve usul geliştirebilmiş ilimlerin ilimlerin gölgesinde kalmak suretiyle arka planda, geri planda kalmaya mahkum olmuşlardır. Şimdi bu izahımdan sonra müsaadenizle İslami ilimleri Artık ayrışmaya başlamaları itibariyle de sıralayacak olursak erken dönem e, ortaya çıkanları da dikkate almak koşuluyla İslam ilimler. Bir tefsir, iki hadis bunların en erken ortaya çıkan ilimler olduğunu söyledim. Üç kelam. 4 fıkıh 5 tasavvuf Değerli izleyenler bu 5 ilimin her birerleri buraya özellikle dikkatinizi istirham ediyorum. Her birerlerinin şöyle bir ayrıma gidecek olursak bu her birerlerini vurgulamak istiyorum. Kelam, fıkıh, tasavvuf, zorunlu olarak şu iki ilim alanıyla ilişkilidirler. Yani ne kelamın tefsir ve hadisten, ne fıkhın tefsir ve hadisten, ne tasavvufun tefsir ve hadisten bağımsız olmaları imkansızdır. Öyleyse bu üç ilim için şöyle yazalım. Tefsir ve Hadis'ten doğmuşlardır. Bu son derece önemli bir tespit. Yani ilk önce tefsir, hadis doğuyor. Bu tefsir hadisten üç ilim daha doğuyor. Bu sonradan tefsir ve hadisten doğan kelam, fıkıh ve tasavvuf Poynos kulağa geçer misali tefsiri ve hadisi geride bırakarak ön plana çıkacaklar ve artık kelam, fıkıh ve tasavvuf ön planda olacak ve tefsir ve hadis çok çok geri planda kalmaya adeta mahkum olacaktır. Bunun nedenleri üzerinde de şimdi birazdan durarak asıl söyleyeceğimiz, asıl üzerinde durmamız gereken hususlara yavaş yavaş gelmeye çalışalım. Şimdi kelamın kelamın doğal olarak çok detaylara girmeden müsaadenizle ifade edeceğim. İtikadi konuları ele aldığını belirlersek kelam itikadi inançla ilgili konuları ele alıyor. Ağırlıklı olarak kelamın ağırlıklı olarak kelamın Kur'an üzerinden Kur'an'ın sübutu, sabitliği konusunu önceleyerek Kur'an üzerinden yürüdüğünü, rivayetlerin de hadisin de ancak mütevatir ya da meşhur olduğunda dikkate aldıklarını varsayacak olursak kelam ağırlıklı olarak kendisini tefsir üzerinden temellendirmiş ve metodolojisini Kur'an'ı anlama ve yorumlama üzerine inşa etmiş bir ilim dalı olduğunu söyleyebiliriz. Bu arada kelamda hiç rivayet hadis yok diyemeyiz ama diğer ilim dallarına göre çok az miktarda olduğunu kıyaslayarak görece fıkha göre görece daha az olduğunu, hadise göre daha az olduğunu söyleyebiliriz. İkinci olarak fıkha geldiğimizde fıkha geldiğimizde zaten başlangıcı itibariyle fıkıh eşittir hadistir. Yani fıkıh eşittir hadistir. Erken dönem bütün fukaha hadistir. Hadisle meşguldür ve hadisle amel ederler. Onun için daha sonra ehli hadis olarak şöhret bulacak olan ehli hadis kavramı hadisle amel etmektir. Rey karşıtlığıdır. Fukaha, erken dönem fukaha rey, rey konusuna yani iştihada çok sıcak bakmaz. Doğal olarak bakmaz. Çünkü Hazreti Peygamber'in dini örnekliği varken rey ve iştihada bakmanın bir anlamı yoktur. Bu çok mantıklıdır da erken dönem itibariyle de çok yerinde bir tavırdır aynı zamanda. Ve dolayısıyla hadis üzerinden gelişen bir ilim dalı olarak fıkıh daha sonraki ihtiyaçlara bağlı olarak ikinci asır, üçüncü asır fukahası e, zorunlu olarak rey ve iştihada da kapıları aralamak zorunda kalmışlar. Ve hadisin yanında reyde birleşmek suretiyle fıkhın gelişmesine efendim neden olmuştur. Neden olmuşlar diyelim. Tasavvufu sadece ahlaki öğretiler, manevi öğretiler üzerinden yürüyen bir ilim dalı olarak şimdilik çok detayla girmeden e, onun da Kur'an ve hadisten özellikle hem Kur'an'ın hem de hadisin ahlaki ve uhrevi ve manevi e, konularına ağırlık veren bir gelenek olduğunu belirtmekle iktifa edeceğim. Ve asıl söylemeye çalışacağım hususa gelmek istiyorum. Şimdi burada değerli izleyenlerin dikkatlerini çekmesi bakımından şu hayati soruyu sorarak konuşmama devam edeceğim. Gördük ki kelam hadisle ilgileniyor. Gördük ki fıkıh zaten neredeyse hadisten ibaret. Tasavvuf da hadisten istifade ediyor. ki bu üç ana ilim dalımız İslami ilim, kelam, fıkıh ve tasavvuf hadisle bu kadar içli dışlı olmasının yanında aynı zamanda Kur'an'la da yakından ilgileniyor. Ve şöyle söyleyelim müsaadenizle değerli izleyenler şöyle söyleyelim. kelam, fıkıh ve tasavvufun her üç alanında hem tefsirden ve hem de hadisten beslenmek üzere şimdi bu dikkatimizi çektiğim büyük parantezin önüne bir şey yazacağım. Beslenmek üzere ortaya koydukları bilimsel faaliyet doğrudan Müslümanların hayatına dokunan ilimlerdir. Doğrudan Müslümanın hayatına dokunan ilimler. Diğer bir ifadeyle söyleyeyim. Hem kelam, hem fıkıh, hem tasavvuf hayatın içinde ilimlerdir. Hayatın içinde Kelam doğrudan itikadını ilgilendirdiği için her müminin asla uzak duramayacağı bir alan olarak kendisini ortaya koymuştur. Yani iman etmemiş, inanç esasları olmayan bir Müslüman olamayacağına göre kelamdan uzak olamazsınız. Ee, İslam yaşanan bir din ibadeti var, muamelatı var vesairesi var, fıkıhtan uzak duramazsınız. Ahlakı var, maneviyatı var, tasavvuftan uzak duramazsınız. Hayatın içinde ilimler, hayata dokunan, Müslümanın hayatına doğrudan dokunan ilimler olmak hasebiyle ve her bir Müslüman bireyi her üçü de doğrudan ilgilendirmesi münasebetiyle kelam, fıkıh ve tasavvuf bu altını çizdiğim ve üzerinde durmaya çalışıp büyük parantez açtığım kelamın, fıkhın, tasavvufun doğrudan Müslümanın hayatına dokunan ilimler olması üzerinden bu üç ilim dalının tefsir ve hadisi fersah fersah geride bırakacak şekilde öne çıktıklarını söyleyebiliriz. Şimdi hemen burada şu hususun altını çizmek istiyorum. Tefsir ve hadis neden hayatın içinde değil, neden Müslümanın hayatına dokunamadı? Çünkü tefsir ve hadisin Müslümanın hayatına dokunabilmesi için kelama dönüşmesi lazım ki Müslümanın inancına dokunsun. Fıkha dönüşmesi lazım ki Müslümanın yaşamına dokunsun. Tasavvufa dönüşmesi lazım ki Müslümanın maneviyatına ve ruhaniyatına dokunsun. E peki ne tefsir ne hadis doğrudan bunlara dokunmuyor. Birazdan konuşacağız. Daha da bu argümanımı netleştirmek istiyorum. İzleyenlerin bu konuda zihinlerinin netleşmesini e, arzuluyorum. Ve müsaadenizle altını çizdiğim hayatın içinde olma, İslami ilimlerin hayata dokunuşu ve hayatın içinde olması özelliğinden hareket ederek şöyle bir e, daire çizmek istiyorum. İlmi ilmi bir kısmı Kur'an, diğer kısmı da hadis olmak üzere böyle bir daire olarak resmedecek olursak hem bunu hem de bunu alarak kelam Müslümanın inancına dokunuyor. Aynı şekilde hem bunu hem de bunu alarak fıkıh Müslümanın yaşamına dokundu. İslami yaşam yaşamına dokunur. Hem Kur'an'ı hem de hadisi alarak tasavvuf Müslümanın maneviyatına dokundu. Şimdi soruyorum. Benim gibi hadisçilere de soruyorum. Siz değerli izleyenlere de soruyorum. Tefsirci ve hadisçiye yapacak ne kaldı burada? Ve bir tefsirci Kur'anla ben Kur'anla ilgileniyorum tefsirciyim. Ben hadisle ilgileniyorum. Muhaddisim, hadisçiyim diyen bir kimseye ne kaldı? Ey tefsirci sen tefsirle Müslümanın hayatının neresine dokunuyorsun? Ey muhaddis, hadisçi. Sen topladığın bu rivayetlerle Müslümanların hayatının neresindesin? Neresine dokunuyorsun? İşte bu tefsirin ve hadisin gelişen ve yeni tefsir ve hadisin içinden geliyor bakın. içinden doğuyor. Kendisinden doğan tefsir ve hadisin kendisinden doğan kelama, fıkha ve tasavvufa karşı bu geri planda kalış durumu kalış durumu hem tefsir ve hadisin bir yöntem ve metodoloji geliştirerek bir ilim dalı olarak kendisini temayüz ettirmek durumundan geri bırakmış hem de Müslümanın hayatına dokunamaması nedeniyle tefsir ve hadis salt teorik ve kitapların sayfasında kalan sayfalarında kalan kalan ve ancak ulemayı ilgilendiren ulemayı ilgilendiren birer alan olmuşlardır. Bununla da kalmamış, bununla da kalmamışız, bununla da kalmamışız. Değerli izleyenler, Özellikle hadis ilmi ilmi kelamcıların fukaha'nın yani fıkıh ilminin ve mutasavvufun mutasavvufun tezzif ve tahkirine maruz kalmıştır. Kelamcılar, kelamcılar, hadisçileri, hadisçileri olur olmaz sözleri, <laughs> affedersiniz, olur olmaz sözleri Hazreti Peygamber'e isnat eden, <laughs> çok özür dilerim. Önlerine gelen rivayeti torbalarına dolduran tabir yerindeyse boş işlerle uğraşan haşeviler olarak tahkir eder. Gereksizler demektir haşeviler. <laughs> Olsanız da olur, olmasanız da olur demektir. <laughs> ya da biraz kaba olacak ama kelimenin iması odur. Çör uğraşıyorsunuz. Rivayetlerin peygambere ait olanından haberiniz yok, olmayanından haberiniz yok. Her birerlerini toplayıp durup başımıza işler açıyorsunuz diyen kelamcıların o sert aşağılayıcı tahkikar ifadelerini görebilmek için İbni Kuteybe'nin Tevili Muhtelifül hadisini okumanızı tavsiye ederim ki Türkçe çevirisi de var. Fukaha daha yumuşak, daha belki ee, mutedil bir eleştiriyle hadisçileri eczacılara benzetecek. Siz ancak rivayet toplarsınız. Eczacıların ilaç topladığı gibi. Ama bu ilaçların hangi derde deva olduğunu bilmezsiniz. Bunu biz tabipler gibi fukaha biliriz ve sizin topladığınız rivayetlerin hangisiyle amel edilir, hangisiyle edilmez işte bunları ayrıştıran biziz der fukaha. Mutasavvıflar da siz hadde sena ile uğraşıp durun. Biz onları Hazreti Peygamber'in kendisinden duyacak kadar maneviyatımız var e, de, diyerek e, hadde senacı ahberenacı olarak e, tezif ve tahkirlerine maruz kaldıkları bir tarihsel ortam içindeyiz. İkinci asır ve üçüncü asırdayız. Kelamın, fıkhın ve mutasavvıfların yani tasavvufun gelişmesine ayak uyduramayan, geri planda kalmış olan tefsir ve daha çok beni ilgilendirmesi hasebiyle bugünkü dersimizi. Hadis ilmi geri planda kalmış ve ifade etmeye çalıştığım şekilde de bir tezife, bir tahkire de maruz kalmıştır. Hadisçiler bütün bunlara rağmen bütün bunlara rağmen rivayetleri kitaplarda toplamaktan geri durmamışlar. Kitaplarda toplamışlar. Hadis rivayetlerini toplamışlar. Ruhları şad olsun. Bu önemli bir hizmettir. Bunu yapmışlar. Fakat kitaplarda topladıkları rivayetler kitapların dışına çıkıp Müslümanların hayatına asla dokunamamış. Bunu neye göre söylüyorum? Lütfen dikkatinizi istirham ederim. Müslüman gelenek, buraya büyük harflerle yazıyorum ve hafızalarınızda yer etmesini istiyorum. Müslüman gelenek, yani bizim bugün bağlı olduğumuz Müslüman gelenek, bir itikadi mezhepler bu eşarilik ve maturi Bakın iki mezhepten geliyor. İki ameli mezhepler bunları da yazalım. Hanefilik Malikilik tarihi sırasıyla yazıyorum. Malikilik Şafiiilik ve Hanbelilik. Bunlar da ameli mezhepler. Fıkı. Farklı bir renkle yazalım. Bu fıkı. Bu da kelamdır. Sonra e, tarikatları tasavvuf geleneklerini ve onların ekollerini de e, zikretmeye efendim vakit itibariyle e, şimdilik e, izninizle bu tablonun dışında tutuyorum. Ve bugünkü Müslüman gelenek bize bu iki kanaldan gelmiştir. Bakın Bugün dünyanın her yerinde Müslümanlığı yaşayanların Müslümanlıkları bu iki unsura dayanır. Buyurun burada ne tefsir var ne hadis var. İlim olarak diyorum. Yani ne tefsir ilmi var ne hadis ilmi. Yani ne burada kütübü sittelerimiz tisalarımız var. Ne tab Taberi tefsiri var. Ne İbn Kesir tefsiri var. Ne daha önceki yazılmış tabiin tefsirleri var. Ne de daha sonra yazılan Efendim, e, rivayet ve dirayet tefsirleri var. Peki buradan ne demeye çalışıyorum? Buradan şunu demeye çalışıyorum: Müslüman gelenek, Müslüman gelenek, yaşayan gelenek, yaşayan gelenek ve bir ilim yaşama dokunduğunda var olur ve var kalır yazayım bunu. Bir ilim, bir ilim yaşama dokunduğunda yaşama dokunduğunda var olur ve var kalır. Kalıcılığı yaşama dokunmasına bağlıdır. Yaşamın ne kadar içinde, yaşama ne kadar dokunuyorsa o ilim hem var olmaya hem de varlığını sürdürmeye devam eder. Şimdi bütün bunlardan sonra hadisçiliğin diğer ilim dalları karşısında da görece bir tırnak içinde söylüyorum. Kötü konumlandırma, tahkirkar bir konumlandırma ile de muhatap olduğunu ve buna maruz kaldığını belirledikten sonra şimdi üçüncü ve son derece önemli bir başlığa geçmek istiyorum izninizle. Burada e, benim asıl bütün bunları sizlerle paylaşmamda e, dersimizin ya da sohbetimizin ana konusu olan o projeye de biraz değinmek istiyorum. Ve bundan sonraki derslerimizde o noktadan alarak inşallah devam ettirmeye çalışacağım. Bu durum muhaddisleri rahatsız etmedi mi? Etti. Çok rahatsız etti. Ve muhaddisler yine de var güçleriyle Hazreti Peygamber'in mübarek sözlerinin kaybolmasına izin vermemek, o mübarek sözlerin içerisine karışan yalancı deccal ve kezzapların sözlerini ayırt etmek gibi çok ulvi bir gayeyle bu çok değerli mesleklerini icra etmeye devam ettiler. Fakat bütün bu samimi, bütün bu gayretli çabalarına rağmen hadis ilmi, kelam, fıkıh ve tasavvuf gibi asla yaşama dokunmayı başaramadı. Bu konuda bir tek muhaddis istisnamız var benim bilebildiğim kadarıyla ve bugün üzerinde duracağım bir muhaddisimiz bu. Müsaadenizle ee, bir yeni sayfa açmak istiyorum. Ve onu inşallah sizinle paylaşacağım. Çünkü burada yer kalmadı. Evet. Tahtanın görünümüyle ilgili bir sorun olursa Ahmet Bey beni uyarsın. Yeni tahtaya geçtim. Yeni tahtanın görünmesiyle ilgili inşallah bir sorun yoktur. Daha önce de böyle yaptım. Şimdi sohbetimizin üçüncü başlığına müsaadenizle geçmek istiyorum sevgili izleyenler. Üçüncü başlığımız İmam Buhari. İmam Buhari ve lütfen atacağım başlıklara dikkatinizi istirham ediyorum. İmam Buhari ve İslami ilimlerin tevhidi. İslami ilimlerin tevhidi. Değerli izleyenler, büyük üstadım bir hadis talebesi olarak, bir hadis öğrencisi, olarak görüyorum kendimi ancak. İmam Buhari tüm muhaddislerin doğal olarak üstadıdır. Bu büyük üstadın çok büyük bir projesi vardır. Gerçekleşemeyen bir proje. İslami ilimler tarihinde neredeyse onun dehasına erişecek. Bunu yazmak istiyorum müsaadenizle. Dehasına erişecek. Başka bir İslami ilimde dahi görmüyorum dersem haddimi aşmış olduğumun farkında oluyorum. Farkındayım ama söylemeye cesaret etmek istiyorum. Kimse onun bu söyleyeceğim projeyle ilgili dehasına erişemez. İmam Buhari vefat tarihi 256 Hicri 256 tarihinde vefat etmiştir. Bu Abbasiler dönemi ve 3. asırın tam ikinci yarısına geçiştir keşke bir 10 yıl 15 yıl daha yaşama şansı olsaydı ve bu projeyi büyük ihtimalle hayata geçirmeyi başaracak ve yaşama dokunabilen bir muhaddis olarak tarihe damgasını vuracaktı. Kısmet değilmiş. İmam Buhari İslami ilimlerin tevhidin derken ben neyi kastediyorum? Ne tür bir misyonun sahibi olarak başkalarıyla paylaşılamayacak bir dehanın sahibidir. Neden böyle bir iddialı konuşma yapıyorum? Birazdan ortaya koyacağım hususların inşallah bu ifadelerimde aşırı gitmediğimi, haddimi aşmadığımı sizler de takdir edeceksiniz diye düşünüyorum. İmam Buhari rahimehullah yaşadığı dönemde İslami ilimlerin bu şekilde ayrışmasından rahatsızlık duydu. Bu çok önemli bir şey. Bir, İslami ilimlerin İslami ilimlerin tefsir, hadis, fıkıh, kelam, tasavvuf, şeklinde ayrışmasından rahatsızlık duydu. Çünkü ona göre niye bu ilimler bu şekilde birbirinden ayrışmış, farklı ve ayrı usullere sahip, ayrı ayrı ilim dalları olmuşlar ve ve bu ayrı ayrı oluş ve ayrı ayrı usullere sahip oluş da görece farklılıklar ortaya koymak koşuluyla birbirleriyle ihtilaf içindedirler. Çünkü İslami ilimler demek, ulumu İslamiye demek, ulumu ihtilafiye demektir. İhtilaflardır, farklılıklardır. Bu farklılıklar elbette bir zenginlik olarak görülmelidir. Biz de öyle söylüyoruz zaten. Ama İmam Buhari açısından Burada bir sorun vardır. Çünkü madem ki tefsiriyle, hadisiyle, fıkhıyla, kelamıyla, tasavvufuyla, tasavvufuyla tüm İslami ilimler Hazreti Peygamber'i e işaret ediyor. Hazreti Peygamber'den doğuyor. Kaynağı birdir. Bir Hazreti Peygamber'in şahsında temsil edilmiş olan tüm bu ilim dalları, tüm bu ilim dalları Hazreti Peygamber'in şahsında Temsil edilen tüm bu ilim dalları. Neden Hazreti Peygamber'in şahsında yeniden tevhid edilmesin? Bunların hepsi asr-ı saadette zaten Hazreti Peygamber'in şahsında değil miydi? Tefsir Hazreti Peygamber değil mi? Hadis o değil mi? Fıkıh o değil mi? Kelam o değil mi? Tasavvuf o değil mi? Bütün İslami ilimler Hazreti Peygamber'in şahsında mündemiş ve e, müzemiş değil mi? Evet. İşte İmam Buhari efendim o halde bunları niye yeniden Hazreti Peygamber'in şahsında tevhid etmeyelim? Hazreti Peygamber'in şahsında bunu tevhid edelim, birleştirelim. Hazreti Peygamber'in şahsında bunu birleştireceksek o zaman bütün ilimleri hadis dalı altında birleştirelim. Bakın. İslami ilimler tarihinde hadis ilk defa itibarını, hadis ilk defa hak ettiği ve layık olduğu konumu yeniden kazanmak gibi bir iddiayı İmam Buhari ile elde edecek. Tabi kısmet olmadı ama ben bu iddiayı bugün burada sizinle paylaşmak ve altını çizmek, resmetmek ve tasvir etmek istiyorum. Hadis ilminin altında bunu toplayalım. Niye, niye ayrı ayrı ilimler olsun ki? Neden insanlar ayrı ayrı ekollere bölünsün, parçalansın. Hem itikadi, hem ameli, hem vesaire. Hepimiz Hazreti Peygamber'in şemsiyesinin altında toplanalım. Hadis tüm ulumu İslamiye'yi altında toplayacak en geniş şemsiyedir. Ulumu İslamiye'nin hepsini bunun altında toplayacağım ben. Diyen İmam Buhari. Şimdi dikkat buyurunuz. Bu projesini hayata geçire memiş olsa bile eseriyle bunu kendine düşen yönüyle yapmıştır. Sonrakilerin suçunu, kusurunu o büyük imama yükleyemeyiz. Görevini yapmış. Ve muhaddislere haşeviler diye yukarıdan bakan kelamcılara, siz ancak eczacısınız, ilaç toplarsınız diyen fukaha'ya. Ahberenayla, haddesenayla bu iş olmaz diyen meşayih-i kirama mutasavvıfa karşı İmam Buhari meşhur eseri eseri ve özellikleri meşhur eseriyle dünya pardon İslam tarihinin İslami ilimler geleneğindeki en büyük meydan okumasını yapan insandır. Bir kere daha tekrar ediyorum. İslami ilimler geleneğinin ve İslam tarihinde İslami ilimler içerisinde en büyük meydan okumanın sahibi İmam Buhari'dir. İkinci bir isim gösteremezsiniz bu kadar İslami ilimleri tevhid etmeyi hedefleyen, bu kadar İslami ilimleri bir şemsiye altında toplama projesinin sahibi olarak ikinci bir isimden söz edemezsiniz. Bu kadar iddialı söylüyorum. Peki ne yapmış da böyle bir proje bu kadar iddialı olarak altını çizdiğimiz bir projeye İmam Buhari imza atmıştır? Bir, Eserinin adı camidir. Her biriyle ilgili müsaadenizle kısa kısa konuşacağım. Özelliklerini eserinin adının özelliklerini yazarak üzerinde konuşacağım. Bir camidir eseri. İki eseri müsnettir. Üç eseri sahih rivayetlerden oluşmaktadır. Dört, eser muhtasardır. Eser muhtasardır. Beş, eser Resulullah'ın umurundan Resulullah'ın umurundan umur üzerinde duracağım az sonra umuruna aittir. Umuruna aittir. Altı, biraz alta inmeme müsaade edin lütfen. Altı, eser, Resulullah'ın süneni. Yedi, Resulullah'ın eyyamı. Yani dünyevi işlerini kapsıyor. Eserinin adını bu şekilde koyan İmam Buhari, bu özellikleriyle eserine isim veren İmam Buhari, az önce söylediğim çok önemli meydan okumalarıyla bu eserlerine koyduğu kitap ana bölüm, kitap ana bölüm, ve her bir kitabın altındaki bab başlıkları itibariyle ana bölüm bab başlıkları yani alt bölümler alt başlıklar bu ana bölümler ve alt başlıklar itibariyle İmam Buhari Rahimehullah eserine cami adı koymakla kapsamlı yani yeterli düzeyde rivayet içerdiğini yeterli düzeyde Hazreti Peygambere ait rivayetleri kapsadığını ifade eden bir sözcük kullanmış. Müsned sözcüğüyle de bu rivayetlerin isnatlarının olduğu, isnatlı rivayetler olduğu, isnatsız olanların isnadının da kendisi olduğu. Buraya dikkatinizi istirham ediyorum. Mesela bizim hadis geleneğinin en önemli problemi Buhari'deki talipler, muallak rivayetlerdir. Talikat-ı Buhari hadis geleneğinin en ciddi kronik problemidir. Oysa muhaddisimiz bu problemi eserin isminde çözmüş. Eserin adı müsnettir. Müsnet de iki türlü isnattan oluşur. Biri bizim bildiğimiz muttasıl isnattır. Diğeri de muhaddisin kendisinin isnat olduğu. Yani müellif naklettiği rivayetin senedidir. İsnat ne demek? Rivayetin senedi demektir. Yani garantisi. İmam Buhari de diyor ki, isnatlarını vermedim. Rivayetin senedi benim. Bu çok büyük bir meydan okumadır. Kısmen buna e, efendim değinmiş olan ruhu şad olsun Fuat Sezgin Üstadımız Buhari'nin kaynaklarında buna kısmen değinmiştir. İlgililerin bakmalarını tavsiye ederim. Umarım zaten bizi izleyen bazı izleyicilerimizin de bundan haberi vardır. İmam Buhari eserine sadece sahih rivayetleri almak suretiyle bu önemli bir iddiadır. Çok önemli bir iddia. Ama sahihlerin tamamını değil, muhtasar olanını. Yani bir kısmını ama yeterli miktarda bir kısmını sahih olarak almak suretiyle kitabının Hazreti Peygamber'in yerine konumlanmasını ima eder. Bura çok önemli. Lütfen istirhamınızı, dikkatinizi istirham ediyorum. Hazreti Peygamber'in yerine konum konumlanıyor sahih olmakla. Çünkü bir rivayet sahih olduğunda Hazreti Peygamber'e ait olduğunda Hazreti Peygamber'in konumunu temsil eder. Yani İmam Buhari El Camiyo Sahihi ile bize emanet bıraktığı eserinin emanet bıraktığı eserinin aslında Hazreti Peygamber'in konumunu sanki Hazreti Peygamber'i yaşıyor gibi düşünebilirsiniz. Benim kitabımı okuduğunuzda Resulullah'ın hayattayken gösterdiği rehberliği rehberliği ben eserimi aldım rivayetleriyle göstermeye çalışacağım demektedir. Şimdi bütün bunlarla yaşanan hayata nasıl dokunduğuna, dokunmaya çalıştığına az sonra dikkatinizi çekeceğim. 5. maddede yer alan eserinin Resulullah'ın umurundan ibaret olması meselesi şu iki unsurla ilgilidir. Yani Resulullah'ın süneni dini olan yönünü bir de dünyevi olan yönü. Resulullah'ın dini, dünyevi aklınıza ne geliyorsa tüm yaşamsal yönlerini ben bu eserimde size resmettim diyor. Ve böylece ilk defa bir muhaddis bir hadis kitabında şimdi asıl meseleye şemsiyenin altına doğru büyük bir parantez açarak bu tarafa gelelim. İlk defa bir muhaddis bu kapsamlı projesiyle bu kapsamlı eseriyle çok ciddi manada bir kelam ilmi ne söylüyorsa kitabını almıştır. İki, fıkıh ilmi ne söylüyorsa kitabını almıştır. 3. Tasavvuf ilmi neyi kapsıyorsa kitabını almıştır. 4. Tefsir ilminin ne iddiası varsa kitabı tefsirde tefsirin için almıştır. 5. Ahlak, dünyevi işler bunların hepsinde kapsamıştır. Şimdi soruyorum. Buhari'nin hayatın dokunmadığı bir alan bırakmış mıdır? Bir alanı var mı? Hayır. El cevap hayır. Kesinlikle yok. El-Cami'yi okuyan birisi İmam Buhari'nin kitap başlıkları ve bab başlıklarıyla birlikte hayatın dokunmadığı bir alanı var kimse söyleyemez. Hayatın tüm alanlarına dokunmuştur. Ve öyle dokunmuştur ki dikkat buyurunuz. Öyle dokunmuştur ki bütün bu alanları bir şemsiyenin altında, hadisin altında toplamış. Ve hadisle tüm ulumi İslamiye'yi tevhid etmiş. Evet. Şimdi çok çok önemli bir hususun altını çizeceğim. Değerli izleyenler, neden burada bu konuya geçince ayrı bir heyecan hissettiğimi takdir edeceğinizi umuyorum. Ulumu İslamiye'yi tevhid eden büyük üstadımız, muhaddisimiz İmam Buhari, hedefi şuydu. Ulumu İslamiye'de tevhid, ümmette birliği doğurur. Buraya dikkatinizi istirham ediyorum. Ümmetin birliğini doğurur. İslami ilimlerin ayrışması İslami ilimlerin ayrışması ayrışması ümmetin ayrışmasına neden oldu. Ümmetin ayrışmasına neden oldu. Öyle değil mi? Ehli kitaptan kız aldılar ama Hanefilere Şafiler kız vermedi. Şafilere Hanefiler kız vermedi. İslami ilimlerin ayrışması ümmetin ayrışmasına neden oldu. Öyleyse İmam Buhari ulumu İslamiye'yi hadisin altında tevhid edersem ümmeti hadisin altında toplayabilirsem ve ümmet benim yazdığım cami ve benzerlerini dikkate alarak yoluna devam ederse birbirinden ayrı farklı usulleri ve metodolojileri olan ve doğal olarak bu farklılığın Müslümanları ümmeti de ayrıştıran, farklılaştıran bir konumda olmasını önler ve engellerim düşüncesiyle bu muhteşem projesini ve muhteşem eserini yazdı. Fakat hem erken beklenmedik vefatı başına gelenlerden dolayı hem de maalesef üzgünüm takipçilerinin olmaması. Evet. Tıpkı Ebu Hanife'nin yöntemini tıpkı İmam Şafi'nin, İmam Malik Hanbeli'nin, Eş'ari ve Maturidi'nin Rahimehumullah, Allah hepsinin makamlarını cennet eylesin. Onların yöntem ve metodolojilerini devam ettirenler gibi Buhari'nin birkaç tane bu projeyi fark edebilmiş, ümmetin birliğini, ulumu İslamiye'nin birliğinde arayan, ümmetin birliğini ulûmu İslamiyenin tevhidinde arayan bu büyük dehanın projesini fark edebilen birkaç öğrencisi olsaydı keşke. Evet. Birkaç öğrencisi olmamış. Öğrencileri Üzgünüm. İmam Buhari'nin rivayetlerini elde etmek, rivayet hakkı sahibi olmak seviyesinin üstüne çıkamamış. Büyük imamın bu projesini fark edememişler. Fark edemedikleri için de İmam Buhari'nin ancak nüshalarını nakleden ravileri olmuş. Fakat İmam Buhari'nin ulumu İslamiye'yi tevhidi hakim kalmıştır. Şimdi bütün bunlara ilaveten son derece önemli yorulduğunuzu biliyorum yavaş yavaş özetleyeceğim. Bir pazar günü bu kadar sizi yorma hakkımın olmadığını da farkındayım. İmam Buhari'nin böyle bir projesinin, böyle bir iddiasının, böyle bir dehasının ortaya çıkışıyla ilgili tarih sürece atıfta bulunmak istiyorum. Erken dönem itibariyle Ebu Hanife. Hemen mütakiben İmam Malik. Ardından İmam Malik'in değerli öğrencisi İmam Şafi. Ardından onun öğrencisi Ahmet bin Hanbel. Bakın. Bütün bunlar, bu isimler İmam Buhari'nin selefleridir. Diğer itikadi mezhepleri de yazarak zamanınızı almak istemedim. İmam Buhari bu muhteşem birikimin geldiği zirvede duran bir muhaddistir. Ebu Hanife'den haberdar, İmam Malik'ten haberdar, İmam Şafii'den haberdar, Ahmet bin Hanbel'den haberdar. Bütün bu birikimlerden haberdar ve bütün bu isimlerin aklından bile geçmeyen bir projeyi hayata geçirmek istiyor. Bu proje ne Ebu Hanife'de var, ne İmam Malik'te var, ne İmam Şafii'de var, ne Ahmet bin Hanbel'de var. Bu ifadelerim sümme 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 haşa yüz binlerce defa haşa kelimesini kullanarak söylüyorum. Ebu Hanife'ye, İmam Malik'e, İmam Şafi ve Ahmet bin Hanbel ve benzerleri gibi daha pek çok ulemanın o devasa kametlerine karşı bir saygısızlık mıdır? Asla. Bu ifadelerimin hiçbirisinde o büyük imamların büyük kametlerine karşı zerre kadar bir saygısızlık yok. Ama İmam Buhari'nin hak ettiği bir farklılık var. İmam Buhari'nin hak ettiği bir duruş var. Oraya dikkatinizi çekmek açısından yaptığım bu vurguları lütfen farklı bir anlamda anlamayınız. Asla böyle bir ima ve işareti yoktur. İşte İmam Buhari bu birikimin, İmam Buhari bu efendim arka planın yetiştirdiği güzide ve nadide bir bilim insanı olarak ümmeti bir ilim dalı altında birleştirmek istedi. İmam Buhari'nin hayatında gerçekleşmeyen İslami ilimlerin tevhidi İslami ilimlerin tevhidi geç de olsa onun çağımızın son birkaç asırlık çağımızın üleması onun bu hayallerini gerçekleştirmeyi seslendirmeye başladılar. Daha 19. yüzyılların başlarından itibaren yeni usul metodoloji 20. yüzyıl itibariyle de epistemoloji son 3 asrın tüm ülemasının konuşmalarına, yazılarına, kitaplarına, makalelerine, konferanslarına bakın bu vurgu vardır. İslami ilimlerde ortak metodoloji, Tüm İslami ilimlerde ortak epistemoloji. Önümüzdeki derslerde bunu ayrıca inşallah ikinci e, sohbetimizde İslami ilimler ve hadis 2'de bu hususları el alacağım. Seslendirmeye başladılar. Son yüzyılda bu o kadar çok seslendirildi ki neredeyse bunu seslendirmeyen tek bir mütefekkirimiz yoktur. Artık Son bir yüzyıl içindeki ne kadar büyük Müslüman alim varsa hepsi Buhari Rahimahullah'ın 3. asırda söylediği noktaya geldi. Artık İslami ilimlerin ayrı ayrı usul ile tefsirin ayrı usulü, hadisin ayrı usulü, fıkhın ayrı usulü, kelamın ayrı usulü ayrı ayrı usullerle bir İslami ilimlerin modern dünyaya, çağdaş dünyaya, İslam'ı temsil, tebliğ ve talim gibi bir görevi yerine getiremeyeceğinden hareketle yeni bir epistemoloji, ortak bir metodoloji, yeni bir epistemoloji ile İslami ilimlerin tevhid edilmesi gündeme geldi. Gündeme geldi. İşte değerli izleyenler İslami ilimlerin tevhidi ümmetin birliği, Müslümanların birliği projesi Buhari Rahimahullah'ın gerçekleştirmeye çalıştığı son derece önemli büyük bir projeydi. Çağımızda bu projeyi şu ya da bu yönüyle gerçekleştirmeye çalışan, şu ya da bu yönüyle bir ölçüde bunun ilk adımlarını atan pek çok değerli Müslüman alime sahibiz. Çok şükür. Hayatta olanlarına uzun ömürler, vefat edenlerine de Cenab-ı Hak'tan engin rahmet diliyorum. Makamları cennet olsun. Şimdilerde de biz ve yetiştirmeye çalıştığımız öğrencilerimizle gücümüz yettiği kadarıyla bu projenin hayata geçirilmesini ve artık İslami ilimlerin tevhidini bunu hadis altında tefsir altında şu altında bu altında toplamak gibi yüzeysel isme bağlı lafsi sözcüye takılma anlamında bir polemiğe indirgemeyi asla düşünmüyorum neyin altında nasıl toplanırsa toplansın ama İslami ilimlerin ortak bir epistemoloji ile bir bütünlük içinde birbirlerinden ayrı değil bir bütünlük içinde bir vahdet içinde olmalarına bu vahdetin Müslümanın yaşamına Müslümanın hayatına bu bütünlükle dokunarak onları da bütünleştirmesine şiddetle ihtiyacımızın olduğunu altını çizmek istiyorum. İmam Buhari kendi döneminde bunu hadis ilmi üzerinden gerçekleştirmeyi denemiş. Fakat bu amacını ve gayesini idrak edebilecek öğrencileri ve takipçileri olmadığından akim kalmış bu büyük projenin. Ben bugünlerde önemli ölçüde adımlarının atıldığını, çok önemli mesafelerinde alındığını düşünüyorum önümüzdeki sohbetimizde inşallah bu kaldığımız yerden İslami ilimlerin tevhidi, ortak metodoloji, epistemoloji ne demektir? Bundan ne anlamalıyız? Bu neye tekabül ediyor? Ve bu bağlamda hadis nerede duruyor? Hadisi nereye konumlandırmalıyız? İnşallah bunları ele almak üzere hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağlıcakla kalmanızı diliyorum. Bir pazar gününüzü bize ayırdığınız için Bizi yalnız bırakmadınız ve bizimle birlikte olduğunuz için hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet olunuz efendim, sağlıcakla kalınız, afiyetle kalınız.